Sorumuz şu şekilde. Galip işe gelirken otobüs B'yi kullanıyormuş. Ama otobüs A'yı kullanırsa işe daha erken varacağını, yani otobüs A'nın daha hızlı olduğunu düşünüyor. Tabii bir kere denemekle bir sonuca varamayacağını da bildiği için bu konuda bir araştırma yapmaya karar veriyor. Çünkü İstanbul trafiğinde bir kere deneyerek sonuca varamazsınız, değil mi? O zaman demek ki neymiş anlaşılan? Galip'in istatistik bilimine merakı varmış. 50 iş gününü rastgele deney ve kontrol grupları arasında paylaştırıyor. Deney grubuna ait her gün otobüs A'yı, kontrol grubuna ait her günde otobüs B'yi kullanıyor. Ayrıca her gün işe gitmek için ne kadar zaman harcadığını da not alıyor. Galib'in yaptığı şey aslında çok ilginç gibi görünse de bir o kadar da önemli. 50 iş gününü rastgele seçmiş. Yani her sabah kalkıp hangi otobüsü kullanacağına karar vermek yerine hangi gün hangi otobüse bineceğini biliyor. Bildiğiniz gibi insanlar rastgele seçimler yapmakta aslında oldukça kötüdürler. Rastgele davrandığımızı düşünsek bile aslında rastgele hareket etmeyiz. Aynı durum galip için de geçerli. Belki haftanın ilk günlerinde otobüs A'yı kullanacaktır. Çünkü belki de bu şekilde işe daha erken gittiğini düşünüyordur. Ya da hava güzel olduğu zaman veya daha az trafik varken otobüs A'yı kullanıyordur, değil mi? Evet, insanlar her zaman hipotezlerinin doğruluğundan emin olmak isterler. Ve bu doğrultuda, yani hipotezlerini doğru çıkaracak doğrultuda seçimler yaparlar. Kısacası Galip de otobüs A'nın daha hızlı olduğunu düşündüğü için bu sonucu doğrulayacak seçimler yapmaya meyilli olabilir. Bu bir ihtimal. Bunun için bu 50 iş gününün rastgele dağıtılmış olması çok ama çok önemli. Bu seçimi birçok değişik şekilde yapmış olabilir. Mesela iş günlerinin tarihlerini bir kağıda yazmış, hepsini ters çevirmiş, gözlerini kapamış da olabilir. Ve kağıtları masanın sağında ve solunda toparlamıştır. Masanın solundaki günlerde otobüs A'ya, sağındaki günlerde de otobüs B'ye binecektir. Yani masanın solundaki kağıtların üstünde yazan günlerde otobüs A'ya, sağdaki kağıtların üstünde yazan günlerde otobüs B'ye binecektir. Evet, bu şekilde işte rastgele bir seçim yapabilirsiniz. Devam edelim. A otobüsündeki yolculuk süresinin medyanı B otobüsündeki yolculuk süresinin medyanından 8 dakika azdır. Bu ne demek? Yani deney grubunun medyanı eksi kontrol grubunun medyanı dersek bu işlemin sonucu ne olmuş olur? Deney grubu kontrol grubundan 8 dakika az olduğuna göre evet, bu A, bu da B ise ve AB'den 8 azsa sonuç ne olur? Sonuç eksi 8 olur. Gördüğünüz gibi İstersek bu soru cümlesini bu şekilde de ifade edebiliriz. Sonuçların şansa bağlı olup olmadığını test etmek için verinin bin kere rastgele ve tekrar sıralanmış halini gösteren aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Ve medyanlar arasındaki fark en yakın 5. dakikaya yuvarlanmıştır. Bir saniye ne dedim ben şimdi? Galip elde etmek istediği sonuca ulaşmadı mı? Bakın, buna göre otobüs A, otobüs B'den daha hızlı. O halde bu rastgele sıralamaları tekrar tekrar ne için yapıyor? Şimdi burada önemli olan ve Galip de bunun farkında, Galip'in bu altını çizdiğimiz sonucu tamamen şansa bağlı olarak elde etme olasılığı var. Yani A ve B otobüsleri belki de işe aynı sürede gidiyordur ve Galip şans eseri otobüs A'nın daha hızlı olduğu günleri seçmiştir. Hatta belki o gün otobüs B de hızlıdır ama A'yı seçtiği için Galip bunun farkında olmayabilir. İşte bu olasılığı ortadan kaldırmak için veriyi tam bin kere ve rastgele olarak tekrar sıralamış. Bu sıralamaların kaç tanesinde bu sonuca yakın sonuçları elde ettiğini bulmak istiyor. A'nın 8 dakika ya da daha az olduğu bir sonuç var mı? Ya da soruda sorulduğu gibi söyleyecek olursak, A otobüsündeki yolculuk süresinin medyanının B otobüsündeki yolculuk süresinin medyanından 8 dakika ya da daha az olduğu durumlar. 9 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Bu sonuçların hepsi ilginç, dikkat çekici ve hipotezimizi doğrulayan sonuçlar. Yani A'nın B'den hızlı olduğunu kanıtlıyor. Evet, hadi şu tabloya bir bakalım. Bu arada tablo aşağıda değil, sağda. Şimdi, Galip'in ne yaptığını bir daha gözden geçirelim. Çünkü bu tip bir durumla ilk kez karşılaştıysanız eğer gözünüze korkutucu gelmiş olabilir. Galip bir deney yapıyor öyle değil mi? 25 gün boyunca otobüs A'ya, 25 gün boyunca da otobüs B'ye biniyor. Otobüste geçen süreyi de not alıyor. Evet, iki kolonda da 25 tane veri var. 12 dakika, 20 dakika, 25 dakika. Bu şekilde 20 dakikadan az 12 tane 20 dakikadan fazla da 12 tane veri olsun. Bu durumda otobüs A'da geçen sürenin medyanı 20 olur. 20'yi uydurdum tabii. Öylesine söylüyorum yani. Bildiğim için değil. Otobüs A'nın medyanı otobüs B'nin medyanından 8 az olduğuna göre otobüs B'nin medyanı 28'dir. Buradaki veriler mesela 18 olabilir. Evet, bu şekilde. 12 tane daha veri olacak. Burada da 28'den büyük 12 veri olacak ve toplam 25'i elde edeceğiz. Toplam 25 veriyi elde edeceğiz yani. Otobüs B'nin medyanı da 28 olduğu için onun medyanını da 28 olarak işaretliyorum. Tekrar ediyorum. Birininki 20, birininki 28. Kafamdan uydurduğum sayılar bu 20 ve 28. Öyle söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Şimdi deney grubunun medyanı kısaca DGM diyelim. DGM eksi kontrol grubu medyanı yani 20 eksi 28 ne eder? Eksi 8. Evet bu sonuç galibin deneyinden elde ettiği sonuçtur. Peki bu buysa tüm bunlar ne için? Galip bu süreleri alıyor. Ve bunların rastgele iki otobüs içinde geçerli olabileceği her durumu simüle etmeye çalışıyor. Başka bir de işte bu süreleri rastgele iki otobüs arasında tekrar tekrar dağıtıyor ya da sıralıyor. Evet, bunu tam bin kere yapıyor. Bravo Galip. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve bininci kere. Umarım bunun için bir bilgisayar programı kullanmıştır. Yoksa muhtemelen Galip arkadaşımız bu sıcaklarda bayağı bir zorlanmıştır. Günlerce bununla uğraşmış olabilir. Neyse, tekrar ediyorum. Bu sıralamaların her birinde elindeki verileri aldı ve yeniden sıraladı. Mesela günlerin birinde otobüs A için buradaki 18 dakikayı kullanmış olabilir. Sonra 25, 30. Otobüs B için de geriye ne kaldı? Diğer verileri de kullanacak tabii ama buraya yazdıklarımızdan 18, 25 ve 30'u otobüs A için kullandıysak geriye 12, 20 ve 28 kalır. 12, 20, 28. Galip işte bu yaptığımız bir tane örneğin tam 1000 mislini yapıyor. Bu yaptığımızı 1000 kere yapıyor. Birinci sıralamada deney grubu medyanı eksi kontrol grubu medyanı 5. Yani otobüs A, otobüs B'den 5 dakika yavaş. Eğer bu sonucu elde etmiş olsaydı, bakalım tabloda, burada bir satır olurdu. Evet, bu farkın 5 olduğu durumla bir kere karşılaştığını belirten bir satır olurdu. Tabloyu 2'nin katları için oluşturmuş. O halde bulduğu sonuçlardan biri 5 olmayabilir. Her neyse, eğer 5, beş, 5'i bulmuş olsaydı, hatta 5'i 2 kere bulmuş olsaydı, buraya 2 koyardı. Amaç, farkın 5 dakika olduğu senaryoların sayısını bulmak. Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda, sizce bu tablo neyi ifade ediyor? Elindeki veriyi 1000 kere yeniden sıraladığında, 18 keresinde, Deney grubu medyanının kontrol grubu medianından 10 dakika fazla olduğu bir sonuçla karşılaşmış. Yani otobüs A'da geçen sürenin medyanı bazı sıralamalarda kontrol grubundan 10 dakika fazlaymış. Deney grubunun medyanı kontrol grubundan 4 dakika fazla çıkmış 159 kere. Tekrar ediyorum. Bunlar galibin gözlemleri değil. Veriyi yeniden sıralamasıyla elde ettiği durumlar ya da değişik senaryolar. Galibin bunu yapmaktaki tek amacı da bu ya da bundan daha iyi bir sonuç elde etmenin olasılığını hesaplamak daha iyi bir sonuç nasıl mı olur Hipotezini daha da kuvvetle destekleyen bir sonuç mesela deney grubunun kontrol grubundan çok çok daha hızlı olduğunu gösteren bir sonuçtur Bakın buradaki senaryo bu satırda verilmiş Deney grubunun kontrol grubundan daha hızlı olduğu bir başka durum ise bu satırda Deney grubunun medyanı kontrol grubunun medyanından 10 az Peki 1000 sıralamadan kaç tanesinde bu durumu gözlemlemiş Bu 85 kere bu 8 kere bu da toplam bize ne veriyor? 93'ü veriyor. 1000 sıralamanın 93'ünde. 93 bölü 1000. Yani %9,3 eder. 1000 kere yaptığı bu sıralamaların %9,3'ünde hipotezini doğrulayan bir sonuç bulmuş. O halde deneyinden istediği ya da istediğinden daha iyi sonuç alma ihtimali %9,3'müş diyebiliriz. Bu düşük bir olasılık öyle değil mi? Yani bu tamamen şansa dayalı gerçekleşmiş olamaz. Hemen peki eşik nedir sorusunu sormuş olabilirsiniz. Yani mesela bu %50 olsaydı şansa bağlı olarak gerçekleşme ihtimali yüksek olurdu. %25 olsaydı şansa bağlı gerçekleşme ihtimali düşük ama yine de olabilir derdik. %9,3 ise hemen hemen %10'dur. Yani bu deneyi rastgele yapan her 10 kişiden biri bu sonucu bulabilir. Evet, işte bu sebeplerden dolayı istatistikçiler bir eşik belirlerler. Ve istatistiksel anlamlılık için belirlenen bu eşik ya da seviye %5'tir. Bu sonucu ya da bundan daha iyi bir sonucu şansa bağlı elde etmiş olmasının olasılığı %9,3 olarak bulundu. Kısacası anlamlılık seviyesi eğer %5 ise yani bunun %5 veya %5'ten az çıkması gerekiyorsa ve galibin bu sonucu şansa bağlı olarak elde etmiş olmasının ihtimali de %9,3 ise bu deney istatistiksel olarak anlamlı değildir. Hemen küçük bir not eşiği nasıl belirlediğiniz çok önemli ve eşik sonucu değiştirebilir. Şimdi soruya geri dönelim. Evet sanırım son soruya cevap verdik ama bize simülasyonlara göre deney grubunun medyanın kontrol grubunun medyanından 8 dakika ya da daha az olmasının ihtimali nedir sorusunu soruyorlar. Tekrar edelim 8 dakika ya da daha az olması için eksi 8 ve eksi 10 bulduğu satırlara bakmamız gerek ve bu durum 1000 sıralamanın 93'ünde olduğu için sorunun cevabı %9,3'tür. Eğer istatistiksel anlamlılık seviyesi %5 olarak belirlendiyse bulduğumuz sonuç %5'ten fazla olduğu için deneyimiz istatistiksel olarak anlamlı değildir. Deneyimizin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşmış oluruz.